Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 2012 yılı ALES sonbahar sınavı sayısal bir kısmı geometri soruları çözümü olacak. İlk sorudan başlayalım. Aşağıda bir kenar 15 cm olan kare biçiminde bir zarf ve bu zarfın açılımı verilmiştir. Zarf burada kare şeklinde olduğunu belirtmiş ve kenarlarının 15 olduğunu söylemiş. Daha sonra zarfı açmış. Bu noktada şey düşünebiliriz. Biraz mantığını kullanmamızı istiyor. Soruda biraz mantık var aslında. Sayısal mantık. Şimdi ilk olarak şunu görmeliyiz soruda. Bu zarfın alanını soracak ki açılımının alanını. Bu nasıl bir şekil? Şimdi bu şekli bize şöyle yani kare şeklinde verseydi şu şekle bakalım. Aynen yazıyorum. Sadece birazcık dönderdim. Sadece birazcık dönderdim. Şuradan şu ikisini taban gibi düşünelim. Aynısını çizdim. Yani yine bir kare var elimizde değil mi? Aslında bir kare var. Bu kare olduğunu görmemizi istemediği için bunu bu şekilde köşeleri aşağı gelecek şekilde vermiş ki farklı bir cisimmiş gibi görelim. Oysa ki burada yine bir kare var. Çünkü kenarları birbirine eşit olan, dörtgenleri birbirine eşit olan bir cisim var. Şimdi şurası 15, burası 15. Şu karenin 90 olduğunu biliyorum. Kenarlar birbirine eşitse burası da 45, 45, 90 üçgeninde. Burası örneğin 1 ise burası 1 ise burası 1 kök 2 oluyordu. Yani kök 2 oluyordu. Eğer buralar 2'ye 2 ise 90'da burası 2 kök 2 oluyordu. Eğer 15'e 15 ise 15 kök 2 oluyor. 15 kök 2 oluyor. Bu bizim için niye önemli? Çünkü şu zarfı açtığımızı düşündüğümüzde şurayı şöyle kaldırıp açtığımızı düşündüğümüzde burası şöyle dışarıya gelecek ve şu kenarı oluşturacak. Aynı şekilde diğer kenarları da zarfı açarak oluşturacağız. Yani şurası dışarıya gelecek, şu kenarı oluşturacak ve karşısını oluşturacak. Dolayısıyla bizim buradaki hipotenüsümüz aslında ikinci zarfın açılışındaki kenara eşit olacak. Yani artık buralar 15 kök 2 olacak. Şimdi elimizde 15 kök 2 olan kenarı bir karenin alanı var. A 15 kök 2 ise yani kenarı 15 kök 2 ise A kare nedir? Karenin alanı olan A kare. Önce 15'in karesine bakalım. 225 kök 2'nin karesi kök 4'tür yani 2'dir. Bunu 2 ile çarptığımızda önce 202 ile çarpalım 400. 25'i 2 ile çarpalım 450 üstüne koyduk 450. Dolayısıyla bizim alanımız 450 santimetre kare oluyor. Neyi görmemiz lazım? Açılınca şu kenarın dışarıya geleceğini görmemiz lazım. Gelelim buna. Kenar uzunlukları 15 birim ve 21 birim olan şekildeki dikdörtgensel bölge birim kareleri ayrılıp bu bölgedeki karelerin bazıları siyaha boyanarak bir örüntü oluşturulmuştur. Buna göre birim karelerin kaç tanesi siyaha boyanmıştır? Siyaha boyama nasıl oluyor? Önce şu şekilde bakalım soldan sağa. Mesela birinci kutu boyanmıyor, ikinci boyanıyor, üçüncü boyanmıyor, dördüncü boyanıyor. Yani hep çift sayılara gelenleri boyuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. sıraları boyuyor. Peki bu sıralardan kaç tane var? Şöyle bakalım. Aşağıya nasıl, doğru nasıl boyuyor diye. Yine aşağıya doğru şu şekilde bakınca da 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. En son 14'ü boyuyor. 15 yine boş. Şurası 15 olduğu için. Yani neleri boyuyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'ü boyuyor. Yani her satırda şu kadar kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her satırda bu 10 kutuyu boyuyor siyaha. Ama 7 tane de satırımda bu işlemi yapıyor. Yani bir burada yapıyor, bir burada yapıyor. Bu şekilde 7 satırda aşağı inerken bu işlemi yapıyor. Dolayısıyla 10 çarpı 7'den 70 tane karenin siyaha boyandığına ulaşıyoruz. Bunu tek tek açık açık yapınca da aynısını görebiliriz. Önemli olan ne? Buradaki gidişatı görmek. Şu dışarıya bu boş beyazları biraz dikkat dağıtmak için koymuş. Şuradan bakınca 2. 4. 6. 8. çiftleri boyuyor. Ve bu boyadığı satırlardan aşağıya doğru tam 7 tane var. Dolayısıyla 10 çarpı 7'den 70'e ulaşıyoruz. Geldik buna.
bize bir şekil vermiş ve paralelliklerden bahsetmiş. Nerelerin paralel olduğunu, HG örneğin DC'ye paralel demiş, o da AB'ye paralel ve dik şey, bu eksende paralellikleri söylemiş. Yani diyor ki şu eşitliği alıp şöyle nokta nokta yapıp şuraya getirebilirsin. 22 santim HA'yı vermiş, 18 santim burayı vermiş ve X'i vermiş. Çevresi 88 demiş. X kaç santimdir? Bu tarz sorulardaki önemli nokta karşıda nereye eşit geldiğini bulmak kenar. Mesela şu 18 başka nereye eşit geliyor? Şuraya eşit geliyor, değil mi? Ama burada bir şey yok. Burada bir şey yok ama şurası, şurası, şurasının toplamına eşit, değil mi? Sonuçta. Yani ben buraya A, şuraya B, şuraya C desem, şöyle baktığımda, şöyle parçalayalım. Şurası C olur, şurası B olur, şurası A olur. Dolayısıyla ABC'nin toplamı da 18. Dolayısıyla ben bu şeklin çevresini hesaplarken şuraya A, şuraya B, şuraya C dediğimde A artı B artı C 18'tir diyebilirim. Şimdi çevrede ne var? 22 var artı 18 var şurada. Şuraya geldiğimde CB kenarı var. CB kenarına ne eşit? Şöyle baktığımda karşıda bir şey var. Şöyle baktığımda şuraya mesela D diyelim. Burası da D'ye eşit. Ama burası ne oluyor? 22 eksi D oluyor. Yani D 5 ise burası 17 oluyor. D 17 ise burası 22 eksi 17'den 5 oluyor. Ve burası da D oldu. Şu şekilde çizdik. Yani şunu şöyle ikiye böldüm. Şuradan. Tam paralelinden. Ve dedim ki şuraya 22 eksi D diyeyim, buraya D diyeyim. Ne faydası olduğunu şimdi göreceğiz. Toplamaya devam ediyorum. Şurası 22 idi zaten. 22 eksi D ile D'yi toplayınca da 22 olur. Eksi artıya götürdüğü için 18 var. D var. Artı C var. X var. Burada bir GB kenarı var. Bu GF pardon. GF kenarına da biraz yakından bakınca aslında bu da şöyle iki parçadan oluşuyor. Şurası X. Burası ise 22 eksi D. Çünkü burası buranın karşısında, burası buranın. Yani ne yapıyoruz? Hep karşısındaki şeye bakıyoruz. Başka nereye eşit olabileceğini. X'i yazdım. Artı B. Artı bir tane daha X. Artı 22 eksi D. Artı A. Eşittir 88. Şimdi çok karışık gözüküyor ama zaten benim A, B, C toplamı şuranın karşısına eşit olacağı için 18 olduğunu biliyorum. Şurası da 40. Üstüne 18 koydum. 58. Ne kaldı? D kaldı. X kaldı. X kaldı. 22 eksi D kaldı. Şimdi bir şey daha gördüm. 22 eksi D ile D'yi toplarsak ne olur? Bu bunu götürür. 22 kalır. Bunlar da gitti. Artı D ile eksi D'yi de götürebiliriz. Direkt aynı denklemde olduğu için. Ne kaldı? 58 artı 2x artı 22 eşittir 88. Şurası ne oluyor? 80 artı 2x 88 ise 2x eşittir. 80'i karşıya attım. 2x eşittir 8. X eşittir 4. Şimdi burada birincisi karşıları görme önemli. İkincisi ben bunu parçalayarak yaptım. Değişik şekillerde parçalanabilir ama yani farklı yollardan da gidilebilir. Muhtemelen ben mesela burada 22 eksi D ile D'yi ayrı ayrı yazdım geldi. Orada biraz işi uzattım ama anlaşılması için önemliydi. Yani şöyle görebilir soruyu çözen adam. Öyle söyleyeyim. Daha uyanıksa. Şey oldu ha. Ben mesela şu an fark ettim. Şimdi şurası 22 ya. Bu 22 bir CB, değil mi? Bir de şöyle nokta nokta yaptım mı? Buraya A noktası desem GA. Bu ikisinin toplamı değil mi? Öyleyse ben buranın ikisinin toplamına 22 diyebilirim. Bir de şurası var. Şurası. Şurası. Şurasının toplamı da 18. Bunu da yazdım. Geriye ne kalıyor? Bir bu x kalıyor. Bir de karşısındaki x kalıyor. Yani aslında soruda her şey. Bu zaten hepsini toplayınca şurası 18 olduğu için. Şurası da 22 olduğu için. Bir 40 orası. Bir 40 da burası. 80 oluyor. Sadece şu 2x kalıyor. Onlardan da yapılıyor. Hep olan şey karşıdakini iyice görme. Yani bir kenarın karşıda eşiti sorunun içerisinde nerede var? Şimdi bu soruda
Kenarları karelerle ve düzgün altıgenlerle. İkisinin ortak özelliğine kenarları birbirine eşit uzunlukta. Çerçevelenmiş olan bir ayna AB noktalarından duvara asılmıştır. Kenar, karelerin bir kenar uzunluğu 12 santim ise, yani ne demek istiyor? Burası 12 ise karenin altıgeninde kenarları 12 santim olduğuna göre AB noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? AB noktası arası uzaklık şöyle değil mi? Uzaklık iki nokta arasındaki en kısa yol. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde yazmam lazım. Şimdi burada ne var? Bu AB uzaklığını şöyle zoomlarsak buna. Bir şurada şöyle bir şey var. Altıgenin kenarı kare var. Bir de bir diğer altıgenin kenarı var, değil mi? Ben buranın zaten şu karenin kenarı şurası, yani şuranın 12 olduğunu biliyorum. Aslında şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şuranın da. Ama ben yol hesabı yaparken ne yapacağım? Şu 12'ye şuralardaki A, buraya da A diyebiliriz. Hepsi eşit olduğu için. A uzunluklarını devreye katacağım. Zaten soru buradan çıkıyor. Yani şuradaki uzunluğu şuraya aldım ama şu geri kalan şu iki uzunluk ne olacak? Şimdi altıgen olduğu için ben şunu biliyorum. Altıgenin iç açıları toplamı nedir? N eksi 2 çarpı 180'den 6'yı yazdık mı 720 olur. Bunu 6'ya bölünce de 120 gelir. Yani her şu toplamı her açı 120 derece. Her iç açım 120 dereceymiş. Şimdi burada iç açıyı nasıl görelim? Mesela şu altıgeni devam ettireyim ben. Şöyle, 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 şöyle ve şu şekilde bir altıgen var. Benim iç açım neresi? Şurası. Burası 120 dereceymiş. Öyleyse dış açım nedir? 60 derece. Şuraya dik indiğimde burası 90 derece zaten. Ben şu kenarın 12 olduğunu biliyorum. 12'nin karşısı 90 ise, pardon, şuradan indirmek daha mantıklı. Daha büyük yazayım bunu. Zaten soru biraz küçük olduğu için karışıyor kafam. Şimdi benim altıgenim var. Şurası karenin kenarı 12. Diğerleri de ona eşit 12. Bir de iç açımı biliyorum 120. Şöyle şuraya nokta nokta dedim. Bir dik indim. Diki inerken bunu ikiye böldüm. 60'a 60 şeklinde böldüm. Burası da 30 oldu. Dolayısıyla şimdi şuraya zoomlayayım. Şu üçgeni. Şöyle bir şey vardı. 120 ortasından böldüm. İndim. 60'a 60 diye ayırdım. Şurası 90. Dolayısıyla şurası da 30 derece oldu. Bunun bir kenarı burasıydı. 12, 90'ın karşısı ise 30'un karşısı 6 oldu. 60'ın karşısı 6 köküç oldu. Şurası 6 köküç. İşte bu 6 köküç aslında şuradaki şu uzunluk oluyor. İnşallah gösterebilirim. Şurası oluyor. Şu kısım. Yani şimdi kırmızıyla çizeceğim yer. Maviyle indik diki. Kırmızı da şurası. Burası 6 köküçmüş. Tam paraleli karşısı. Bu hipotenüs olan da zaten bunun kendi kenarıydı. Karşı tarafta da aynı şekilde indik mi dik şu şekilde. Ve şurası da 60'ın karşısı 6 köküç. Şurası şuraya eşit. Bu üst taraftaki iki tane kırmızı 6 köküçler. Bir de başta şu tam karenin karşısına gelen 12 vardı. 6 köküç artı 6 köküç artı 12. Yani 12 artı 12 köküç. Burada soru küçük olduğu için biraz zorla yaptım ama bu şekilde yapabiliriz. O merkezi çember, ABC'de dikdörtgen, DC 16 şurası, CB 12. Taralı bölgelerin alanları toplamı kaçtır demiş bize. Tabi burada hemen bizim bir yarıçap bulmamız gerekiyor. Nasıl bulalım? Dikdörtgeni şöyle ortadan ikiye bölmüş o zaten. Şurası 8, şurası da 8. Ben şöyle bir yarıçap çeksem. Şurası ne olur?
12'nin yarısı olacağı için 6 olur. Şurası da 6 olur. Şurası 8. Şurası 8 olur. 6, 8. Hipotenüsüm ne oluyor? 10. 6, 8, 13. Yani 10 benim yarıçapım oldu. Bunu bulduk. Şuradan 10'un yarıçap olduğunu buldum. Üçgenini de şöyle renkli kullanalım. Şöyle burası 8'di. Şurası da 6'ydı. Veya şuradan da bakabiliriz. 6'ydı 12'nin yarısı olduğu için. Dolayısıyla yarıçapım 10'du. Şimdi şöyle devam ettirsem yarıçapım 10. Şöyle bir şey düşünelim. Üst tarafı boş verelim. Taralı alan için. Zaten üst tarafta taralı yer yok. Alt taraf, yani çemberin yarısının alanını nasıl bulurduk? Yarıçap 10 ise pire kare tamamını, çemberin alanını pire kare bölü 2'de yarısını veriyor. R 10 olduğu için 100, 100 pi bölü 2, 50 pi bize şu bölgenin alanını verecek. Ama ben bunun içinden şu üçgeni çıkaracağım. Üçgeni çıkaracağım. Üçgenin neyini biliyorum? Şu kenarın 16 olduğunu biliyorum. Bu kenarın 12. Kenarları bilinen bir üçgenin alanı ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şöyle 6 diyelim. 16 kere 6, 96. 50 pi'den 96'yı çıkaracağım. Bunu zaten şuradan, yani integralden burası hesaplanıyor. İntegralden falan hesaplamıyoruz. Şu alanı çemberin yarısından üçgeni çıkarıyorum. Yani ne yaptı? Yine çember sorusunun içine üçgen soktu 2013'teki gibi. Çemberden üçgeni çıkarıyoruz. Sorudaki kilit nokta tabii çizilmeyen yarıçapı bizim çizmemiz. Çember sorularında bu var. Yarıçapı çizmiyor, sizin görmenizi istiyor. Bir çember varsa %99 onun yarıçapını biz kullanıyoruz. Çizilebilecek her noktaya kadar çizip böyle bir genel olarak bakmak lazım. Hatta şuralara falan da bir işe yarıyor mu diye bakmak lazım. Burada ayrıt uzunlukları 38, 33 ve 16 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir beton saksı gösterilmiştir. Bu saksının hem yan yüzlerindeki hem de tabanındaki betonun kalınlığı 4 santimetredir. Yani şuralar 4 santimetre. Bu saksın iç kısmının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi burada çok iyi mantık kullanmak lazım. Sadece düşünüyoruz. Şimdi diyor ki 4 santimetre tabandan betonun kalınlığı var. Mesela şu taban düşünelim. Beton böyle. Şu tabanda 4 santimlik bir doluluk var. Dolayısıyla ben bunun içindeki alanı hesaplarken bu tabandaki 4 santimi düşeceğim. Öyleyse benim yüksekliğim 16'dan kaça düşecek? Yeni yüksekliğim 12 santimetre. Çünkü artık tabandan 4 santimetre toprak girip yükselttim. O iç kısmı artık doldurdum. İçeride boşluk varmış gibi düşünelim. O boşluğun 4 santimlik kısmını yükseklikle doldurdum. Ve ne diyor? Yan yüzlerindeki de aynı 4 santimetre. Yani şuralarda 4'er santimetre. Şimdi yan yüze geçince iş değişiyor. Niye? Çünkü hem sağdan hem soldan küçültüyoruz. Yani 4 buradan, 4 buradan. Dolayısıyla 38 ne oluyor? 30'a düşüyor. Ve burada da yine aynı şekilde şurada 4 buradan, 4 buradan da küçültünce 33'ten 8 çıktı. 25 santime düşüyor. Yani buralar dolduruluyor artık. İçerideki boşluk küçültülüyor. Şimdi burada niye tek taraftan düştüm? Çünkü yukarıdan bir şey yapılmıyor. Yani tavan boş zaten. Hani buradan bir azaltma yok. Kapalı bir kutu olsaydı, içinde bir boşluk olsaydı, sonra o kapalı kutunun, pardon, mikrofonu az önce unutmuşum da uzaktan. Hemen tekrar edeyim. Az önce yazdığımı, ses az gelmiştir. Şimdi burada tabandan 4 santim doldurduk. Dolayısıyla 16 12'ye düştü. Ama yan yüzeylerden 4 santim doldurunca sadece taban, yani tek bir taraf yok. Hem sağ var hem sol var. Dolayısıyla 4 buradan 4 buradan doldurunca 38 30'a düşüyor. Buradan da yine 4 bu şekilde 4 bu şekilde doldurunca 33 8 çıktı 25'e düşüyor. Şimdi yeni içerideki hacmi bulurken içerideki dikdörtgenler prizmasının hacmini 12 çarpı 30 çarpı 25. Bu da ne oluyor? Kısa yoldan çarparsak 30'u 100 ile çarpalım. 30 750. Onu da 12 ile çarpınca 900. 9000.
9000 santimetre küp oluyormuş. Sorunun kilit noktası şu. Şimdi 16'yı 4 azalttık. 33 ile 38'i 8 azalttık. Niye? Çünkü bunun üst tarafı boş. Mesela şöyle bir şey sorsaydı. Bir oda var. Odanın içindeki havanın kaç santimetre küp olduğunu bulacağız. Ama sonra odaya alt taraftan 4 santim toprak atıyor. Duvarlara da sağ ve soldan 4'er santim dolduruyor mesela. O zaman odanın içindeki hava alttan 4 santim, yanlardan 4'er santim küçülürdü. Aynı buradaki mantık. Ama deseydi ki aynı zamanda odanın tavanına da 4 santim kalınlığında bir şey yapılıyor. Mesela kapatılıyor, kapatma yapılıyor. O zaman üstten de azalırdı. Öyle bir soru modeli de sonradan geliştirilebilir. Ama burada üst taraf açık olduğu için toprak doldurunca sadece alt taraftan, tabandan dolduruyor ve 16-12'ye düşüyor. Bu şekilde çözebiliyoruz soruyu. Şimdi buna gelelim. Bir döndürme var. Merkezi etrafında dönebilen 12 eş parça. Hemen 12 eş parçayı görünce 360 bölü 12, 30 diyeceğiz. Her açı 30 derece değil mi? Bunu hemen dememiz lazım. 30, 30, 30 falan. Döndürülüyor. Birinci konum derken döndürülerek ikinci konuma getiriliyor. Şaşırtma olarak şey de verebilir. İlk, mesela şuraya ilk konum yazar, şuna son konum yazar. Ters düşündürebilir. Burada değil tabi. Birinci konumdan ikinci konuma getiriliyor. Buna göre diske uygulanan döndürme işlemi hangisi olamaz diyor. Mesela bir tane alalım, şunu alalım mesela. Bu nereye gelmiş olabilir? Şuraya gelmiş olabilir değil mi? Bir, iki kutu ilerlemiş yani. İki tane. Dolayısıyla bir 30 gitmiş, bir 30 daha gitmiş, saat yönünde 60 derece dönmüş olabilir. Başka bu kutu nereye gitsin? Mesela şuraya, buraya gelmiş olabilir. Dolayısıyla bir tane geri gitmiş olabilir. Bir tane ne demek? 30 demek. Saat yönünün tersine 30 gitmiş olabilir. Yine bu kutu başka nereye gidebilir? İkinci şekilde zaten 4 yere gidiyor da. Bunu aldık, buraya getirdik. Pardon, şuradan göstereyim. Buraya getirdik. Buraya da getirdik. Şuraya gelmesi için ne lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 çarpı 30, 150 derece dönmesi lazım. Onu da yaptık. Saat yönünde 150. Ne kaldı? Şunu da yaptık. Şu kaldı. Buraya ister ileri gidelim, ister geri. Nasıl gelebilir? Mesela geri desek, şurada olduğu için 1, 2, 3, 4. Saat yönünün tersine 120 derece döndürürsek şu noktaya gelebilirdi. Öyle bir şey var mı? Var. Şurada. Saat yönünün tersine 120 derece. Ne kaldı? Saat yönüne 90. Bir şık daha türetebiliriz. Mesela buna saat yönünde 240 derece döndürerek de gidebiliriz. Değil mi? Şuradan başladım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane döndürdüğümde buraya geliyor. 8 çarpı 30, 240. Bu sefer saat yönünde oluyor. Yani hepsinin tersini düşüneceğiz. Saat yönüne 60 ise saat tersinin yönüne 300. Saat yönüne 90 demek, saat yönünün tersine 270 derece demek. Aynı şekilde şıklar gidiyor. Umarım faydalı olmuştur.